Selahattin Baki'nin açıklamaları böyle. Şöyle satır başlarına bakarsak yapılan açıklamaları hayretler içerisinde izliyoruz. Futbolun kaidesi gereği herkes kazanmak için sahaya çıkıyor. Bunlar hakemleri ve TFF'yi etki altına alma çabaları ve Fenerbahçe o hafta oynayacağı rakibin oyuncularına teklif yapmaz şeklinde özetlenebilecek bir açıklama Murat Özbostan. Nereye dikkat çekmek lazım burada? Yani sahaya uçanı mı kastediyor acaba? Pardon, Beşiktaş mı teklif yapmaz manasında? Tam orasını ben isim falan vermedi. İsim vermedi, isim yok. Vermedi. Şimdi bir kere sahaya uçan meselesine bir bakmak lazım. Yani uzun zamandır Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın transfer Gündeminde. etmek istediği bir oyuncu. Yani şu maçı bir kenara bırakırsak, habersel olarak ifade etmemiz gerekirse de Beşiktaş'a daha sıcak, Beşiktaş'ın teklifine daha olumlu şu anda yaklaşıyor. Yani Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla. Ya bu maçla alakası yok. Ha, bakılırsa Dorukhan da Fenerbahçe'de Dorukhan'a teklif götürmüş. Yani şimdi olayın bu tarafına da bakabiliriz. Aytaç da bildiğin gibi Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olacak büyük ihtimalle. Yani bu transfer sezonu yakında başlayacak. Şimdi yani programın başında ifade etti Beşiktaş yani bu açıklamaları tabii yapıyor, arka arkaya yapıyor. Başkanı, yöneticisi, hocası. Yani bu bir demek ki böyle bir karar almışlar. Ha bunlar doğrudur, yanlıştır. Bana göre bazıları doğru olabilir, bazılarında ise yanlış. Yani durup dururken hem rakipleri motive etmek açısından hem aşırı derecede oyunculara stres yüklemek açısından yanlış açıklamalar da yapıyorlar. Ha bunları Fenerbahçe de yaptı. Yani bugün Fenerbahçe şurada geride kalan haftalara baktığımız zaman yani çıkıp maçtan sonra işte VAR'daki çalışana karşı, hakemlere karşı, federasyon, aynı şekilde Merkez Hakem Kurulu, yani birçok kurullara karşı ve bazı hakemlere karşı Fenerbahçe'de açıklama yaptı. Keşke hiç kimse yapmasa, hiçbir yöneticiler yapmasa, hocalar saha içindeki maçı yorumlasalar, saha dışına çıkmasalar, futbolcular bile saha içinden çıkıp saha dışındaki faktörlere şey yapmasalar. Ama bu futbolun ne yazık ki içinde bulunduğumuz gündeminde bunlar var. Bu sezon daha çok var. Yani geçmiş sezonlarda bu kadar çoktu. Ama bu sezon daha çok var ve bu sezon daha çok sosyal medya üzerinden bir sahada mücadele var. Bir de sosyal medya mücadelesi var. Bir de demeç mücadelesi var. Yani herkes şöyle düşünüyor. Biz çıkıp bir şey, aman onlar söylemeden biz söyleyelim. Hadi önce biz söyleyelim. Arkasından diğer kulüp ya da yöneticisi ya da başkanı ona yanıt veriyor. Yani orada bir mücadele devam ediyor. Ve bu mücadele de devam ederken sosyal medyada taraftarlar bu kişilerin söyledikleri yorumlar üzerinden onlar da bir mücadeleye başlıyorlar. Yani iş futbolu sadece artık sahada oynanan 11-11 bir şeyden çıktı. Kulübelerden çıktı, teknik adamlardan çıktı. Sosyal medya şeyine döndü, mücadelesine de döndü. Yani orada trend topik olmak, işte bizim düşüncemizin verdiğimiz mesaj daha fazla. Bak federasyon bunu okudu, işte Merkez Hakem Kurulu bunu okudu. Evet. Maçın görevli hakemi bunu okudu. Yani böyle, çünkü artık kulüplerin resmi hesapları da birbirleriyle resmen o topu ona atıyor, o ona atıyor, ona bir hakaret ediyor. O arkasından öbür taraf ona bir hakaret ediyor. Keşke olmasa. Keşke Futbol Federasyonu bunlara bir dur diyebilse. Keşke cezalar adaletli olabilse. Yani bakıldığı zaman işte Fatih Hoca'ya, Fatih Terim'e ne soruyorlar? Hocam siz şu maçtan dolayı, Rize maçıydı yanılmıyorsam, bir ceza aldınız. Fenerbahçe maçında da bunlar oldu. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel'in. O da diyor ki hukuk işlerinden sorumlu Mehmet Baykan'a sorun diyor. Ya bu da aslında onlar da ceza alması gerektiğini ifade ediyor ama bunu tam olarak söylemiyor. Yani bir adaletsiz bir ortam var. Yani hakemler açısından var, yönetimler açısından, verilen kararlar açısından var. Bu yeni bir şey değil, sezon başından beri. Var da işte bir pozisyon A, bir pozisyona B diyorlar, bir pozisyona C diyorlar. Herkes farklı yorumluyor. Yani oradaki hakemler, var hakemleri farklı yorumluyor. Yöneticiler işte çıkıp açıklama yapıyor. Beşiktaş herkes bize karşı diyor. Fenerbahçe savcılığa gidiyor, X kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Yani bu iş sahadan öte, bir yere doğru gidiyor iş aslında. Sahadan öte bir ayrı bir konuşma, demeç, mesaj, savaşı da mücadelesi de var. Beşiktaş da bunu yapıyor şu anda açıkçası, ne diyelim. Yani Fener'de, Fenerbahçe'de yapıyor, Galatasaray'da yapıyor, hepsi yapıyor.
Yani yapmayan kulüp mü var? Bu açıklamaları siz nasıl yorumlarsınız ben, Mehmet? Ben Ali Koç konusunda, Ali Koç'un vizyonunu anlayamamış konusunda kendime şey çıkartıyorum. Ceza çıkartıyorum. Neden? Ali Koç'un ben vizyonunu anlayamamışım. Ben Ali Koç vizyonunun 3. sene sonunda bu ve benzeri açıklamaları Fenerbahçe'den Türkiye'ye üreteceğine inanmayanlardandım. Hakikaten ben Ali Koç vizyonunu anlayamamışım. Murat'ın dediklerinin hepsine katılıyorum yani. Şu anda konu Fenerbahçe olduğu için yani. Ben anlayamamışım Ali Koç vizyonunu. Hepsi doğru söyledi çünkü. Yani bu şu anda Fenerbahçe üzerinden konuşuyoruz, bütün kulüpler için bu. Tekrarlıyorum, Aziz Yıldırım'ın attığı Türkiye'ye zehirdir. Biz tekiz, herkes bize karşı. Zehirdir bu ya. Başka bir şey değildir yani. Herkes o zehirin kendisine ürettiği korunaklı kalkandan yararlanmak istiyor. Herkes kendine o zehirle beraber bir hendek çiziyor. O hendeğin içinde yaralıyor. Yaraldığı hendekle beraber o zehirin kendisinin etrafını koruduğuna inanıyor. Herkes tek, herkes bana karşı, ben tekim. Aynı cümleler Selahattin Bey'in ifadelerinin içinde de var. En namuslu biziz, en dürüst biziz, en iyi biziz. En iyi neydi? Dalgıç sensin, en güzel filmi sen çektin. Peki anladık. Peki anladık. Peki gerçekten bu durum sizce TFF'yi ve hakemleri baskı altına almak mı? Yoksa herkes aslında birbirine bazı ligin mesajlar ligin en iyi oynayan takımı kim? Beşiktaş. Ligin lideri kim? Beşiktaş. Büyük olasılıkla şampiyon olacak takım kim? Şu an Beşiktaş gibi. Görüyorum. Adalet var mıymış? Çok basit. İşte saha içi değil tabii. Bunlar hep saha dışı gündemler olduğu için. Saha içini yani düzenlemek. Zaten saha dışını düzenlemek, saha içini düzenlemek, saha içi makyajıyla yapılan mevzular bunlar. O yüzden ben ligin bu sene son derece adil oynandığına inanıyorum. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş hakemlerden şikayetinin sonrasında şampiyonun elde önlendiğini söyleyemez. Ligin en iyi takımı zirvede, en iyi futbol oynayan takımı zirvede, büyük olasılıkla da şampiyon olacak. Ben adaleti burada ararım. Ligin en iyi oynayan takımı zirvede çünkü. Ligin en kötü oynayan takımı zirvede değil yani. 4 hafta daha var. Bu açıklamalardan daha gelecek gibi görünüyor yalnız. Ya yani burada artık kalmayacak. Ya hayır, bu akşam bitebilir abi. Bu akşam çok şey bitebilir. Ya bu akşam kaybedersin. Bu akşam bu birçok şey de bitebilir. Bittikten sonra bu tür açıklamalara yeni açıklamalar da dahil olabilir. Yani bu röportajdan sonra Sayın belki Ali Koç da bu akşam çıkacak. Bir şeyler söyleyecek maça dair, işte bu yaşananlara dair. Yani sonuca göre şimdi, de yapılacak açıklamalar şimdi değişiyor Fenerbahçe tabii. Fenerbahçe için de çok önemli bir dönem. Yani bunun göz önünde bulundurulması lazım. Neden? Yani şu an bakıldığında Sayın Başkan'ın göreve gelişi Haziran 2 sene önce. Geride kalan 2 sezon. 3 bitiyor. 3 işte geride kalan 2 sezon bu sezonda. 3. sezon 3 sezon bitiyor. 3 yani sezonda işte ilkinde dipten yukarı doğru bir çıkış. 2. sezonda yine 6. 7. geçen sene bitirilmiş bir sezon. Avrupa kupaları yok. Çok harcanmış bir transfer bütçeleri. Bu sene ise olmaz. Biz illaki bu sene şampiyon olacağız. Bu vaat edilmiş bir şey. Yine hoca konusunda yaşanmış bir başarısızlık. İşte sportif direktörün teknik direktörlük görevine getirilmesi, çok maliyetli transferlerin yapılması, bonservisli ve eğer Fenerbahçe yine şampiyon olamazsa 3'te 0, vaat edilenlerin hiçbirinin yerine getirilmemiş olması, 60 tane transfer ve ciddi derecede bir yandan borç azalırken kendi cebinden bir katkıda bulunmasına rağmen yine yapılan transferlerle o borcun yine fazlalaşması. Yani bir de tabii Fenerbahçe'nin bu açıdan da bakmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin durumuna analiz ederken sadece Emre Belözoğlu'nun göreve gelip 5 maçta 4 galibiyet alması olarak yorumlayamayız. Yani peki, bu işin ucu yönetime de gidecek. Hı hı. Şu an belki konuşulmuyor yine ama burada bir muhasebe ortaya çıkacak yani. Peki, akşamki maçtan sonra.